RST vektör değerli fonksiyonu inceleyelim. XS ve T cinsinden bir fonksiyon olacak. XST çarpı i birim vektörü artı YST çarpı y birim vektörü veya J artı ZST çarpı z birim vektörü k. Bu vektör değerli fonksiyonu S veya T'ye göre kısmi türevinin anlamı üzerinde düşünelim. Burada farklı bir şey yok. Vektör değerli olmayan fonksiyonların bir değişkene göre kısmi türevlerini almıştık. Sadece bir değişkene göre türev alıyoruz. Diğerini sabit tutuyoruz. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Vektör değerli fonksiyonların türevlerini de almıştık. Her terimin türevini alarak bunu bulmuştuk. Kısmi türevde de aynı yolu izleyeceğiz. Şimdi R'nin S'ye göre kısmi türevini tanımlayalım. Tüm işlemleri S'ye göre yapıyorum. Yerine T koyarsanız aynı sonucu elde edersiniz. Bunu delta s sıfıra yaklaşırken, rs artı delta s'nin limiti olarak tanımlıyoruz. S farkı virgül t'nin limitini buluyorum. Tahmin edeceğiniz gibi t'yi sabit tutuyorum. Eksi rs t. Bunun tamamı bölü delta s. Sadece biraz cebir, bana inanmıyorsanız kendiniz deneyin. Bu eşittir xs artı delta s virgül t eksi xst. Sanıyorum nereye gittiğimi anlıyorsunuz. Bunu yazmak monoton ama bir zararı olmaz. Bölü delta s çarpı i artı y. Delta s'ye bölme, buradaki her terime uygulanıyor. S artı delta s virgül t eksi yst. Bunun tamamı bölü delta s çarpı j. Ve son olarak da artı zs artı delta s virgül t eksi zst. Bunun tamamı bölü delta s çarpı z birim vektörü k. Bu tanımın sonucudur. S artı delta s'yi s'nin yerine koyduğumuzda aynı şeyi elde ederiz. Umarım bu fonksiyonların s'ye göre kısmi türevini aldığımızı görebiliyorsunuz. Buradaki fonksiyonlar, örneğin xst vektör değerli olmayan fonksiyon. Bu y de vektör değerli olmayan bir fonksiyon, z de vektör değerli olmayan bir fonksiyon. Bunları birleştirdiğimizde bir vektör değerli fonksiyon elde ediyoruz. Çünkü birinciyi bir vektörle çarpıyoruz, ikinciyi bir başka vektörle çarpıyoruz, üçüncüyü de başka bir vektörle çarpıyoruz. Ama bu fonksiyonların her biri vektör değerli olmayan fonksiyon. Buna göre bildiğimiz kısmi türev tanımını kullanıyoruz. Her fonksiyon için delta s sıfıra yaklaşırken limit buluyoruz. Bu x'in s'ye göre kısmi türevi çarpı i artı y'nin s'ye göre kısmi türevi çarpı j artı z'nin s'ye göre kısmi türevi çarpı k. Burada size yüzey integralleri için gerekli olan bilgiyi vermeye çalıştığım için çok da ispat içermeyen bir işlem yapacağım. Matematikçiler bunu görünce irkilebilirler, rahatsız olabilirler ama diferansiyelleri matematiksel olarak ispatlamak gerçekten zor ve burada sadece anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Şöyle diyeceğim, bu ifade eşittir rs artı s'nin diferansiyeli t eksi rst ve bunun tamamı bölü s'nin diferansiyeli. Umarım bunu neden böyle yazdığımı anlıyorsunuz. Delta s sıfıra yaklaşırken bu delta s'ler çok çok küçülecek. Ben diferansiyelleri böyle hayal ediyorum. Y'nin x'e göre türevi eşittir 2 dediğimizde, daha önce diferansiyellerle işlem yapmıştık, iki tarafı dx ile çarpıp dy eşittir 2dx diyebiliriz. Analiz videolarında böyle yaptık. Y'deki çok küçük bir fark, 2 çarpı x'teki çok küçük bir farka eşit diye düşünüyorum. Yani x'teki çok küçük bir fark söz konusuysa, y'deki fark da çok küçük olacak ama x'tekinin 2 katı olacak. Bunu anlamanın en iyi yolu bu. Genelde diferansiyelleri bir değişkendeki çok küçük farklar olarak düşünürüm. Burada şunu söylüyorum, delta s sıfıra yaklaştıkça delta s'yi ds olarak düşünebilirim. İki tarafı ds ile çarparsam ne olur? R'nin s'ye göre kısmisi eşittir bu çarpı ds. Çarpı ds, bu bildiğimiz diferansiyel, yani s'deki çok küçük bir fark. Bu s'ye göre kısmi, bu eşittir, bu tarafı ds ile çarparsanız bu yok olur. Rs artı s'deki çok küçük fark,
t eksi rst. Bunu şimdi bir kare ile çevireyim. Bir sonraki videoda bunu kullanacağız. Bunun yüzey üzerinde ne anlama geldiğini düşüneceğiz. Bu bir vektör. İki vektör değerli fonksiyonun farkını alıyorsunuz. Bir sonraki videoda bunu görselleyeceğiz ve yüzey integralleri konusunda çok faydasını göreceğiz. Aynı mantığı kullanarak bu işlemleri t'ye de uygulayabiliriz. R'nin t'ye göre kısmı ise, tanım burada, delta t 0'a yaklaşırken rst artı delta t eksi rst'nin limiti. Bu durumda s'yi sabit tutuyoruz, bunu delta t'ye bölüyoruz, aynı şey çıkar. Bu eşittir, x'in t'ye göre kısmı ise, i artı y'nin t'ye göre kısmı ise, j artı z'nin t'ye göre kısmı ise k. Aynı ifadede s yerine t koyuyoruz. Bu mantığa göre t cinsinden aynı sonucu elde ediyoruz. Sonuç olarak r'nin t'ye göre kısmı ise çarpı dt, t'nin diferansiyeli eşittir rst artı dt eksi rst. Bunları da kare içine alalım, bunları da çerçeveleyelim. Bir sonraki videoda bunların görsel olarak anlamını inceleyeceğiz. Bazen matematiksel işlemlerin içinde anlamı kaybedebilirsiniz. Başlangıçtaki sorumu hatırlayın, bunun s veya t'ye göre türevinin anlamını sormuştum. Bu sonucu elde ettim. Yüzey integrallerini incelerken bu iki sonuç bizim için çok değerli olacak.